ilçesi, Boztepe Yaylası halkıyla beraberiz. Bölgede, yani aramızda bölge halkı ile Tarım Orkan Sen Şube Başkanı Yılmaz Kilim de bulunmaktadır. Konumuz, yani Boztepe Yaylası'nda mermer ocağı işletme ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde bir işletme projesi var. Bunun belirli bir ÇED süreci çerçevesinde, ÇED yönetmeliğinin getirmiş olduğu mevzuatlar çerçevesinde belirli bir noktaya kadar gelinmiş. En son İDK İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısıyla gerçekleştirilmiş. Bölge halkıyla bir değerlendirme yaptık. Neden karşı olduklarını, ne şekilde karşı olduklarını, bölgede bu projenin neden istenmediği ile ilgili genel bir değerlendirmede bulduk. Kendileri zaten bahsedeceklerdir. Süreçle ilgili belirli bir noktaya kadar gelmişler. Yani belirli bir platform kurmuşlar, imza kampanyası başlatmışlar. Kendi ellerinde bakanlığa ve valiliğe Büyükşehir'e vermiş oldukları 517 kişinin imzası olduğu, bölge halkının, köy halkının imzası olduğu dilekçelerle birlikte bakanlığa, il müdürlüğüne, belediyeye, ilgili kurumlara itirazlarını gerçekleştirmişler. Ayrıca change.org'da da Boztepe Yayla Kalsın diye de bir imza kampanyası başlatmışlar. Orada da hatır sayılır, bine yakın bir imza bulunmaktadır. Şimdi genel çerçevede maden ocakları, taş ocakları, maden işletmeleri, projeleri, çevre olan etkilerini azami olarak bütün toplum, meslektaşlarımız, herkes yakından uzaktan bilmektedir. En önemli çevre problemlerinin başında bitki örtüsünün tahribatı, yaban hayatının zarar görmesi ve su kaynaklarının etkilenmesi gibi belirli çevresel zararları bulunmaktadır. Zaten projelerde de arkadaşlarımız bahsedecekler. Projelerde ilgili kurumlardan verilen yazılara bakacak olursak, MESKİ bölgede su kaynaklarının olduğu ve projenin de bu bölgede uygun olmadığıyla ilgili kurum görüşü vermiştir. Bu ciddi bir görüştür ve o bölgede olup olmamasıyla ilgili bir karar noktasıdır. Yani en azından ÇED sürecinde bu bilgilerin olması, ona göre bakanlığın da bu noktalara değinmesi ya da önlemini alması ya da başka bölgelerde başka yatırımlar denenmesi gerekmektedir. Bölgeye bir baktığımız zaman bölge bir köy halkı ve çevresi yayla olarak görmektedir. Tescilli bir yayla değildir. Yani valiliğin, yani her ilin valisinin vermiş olduğu kısıtlılık bölgeler çerçevesine girmemektedir. Ama bölge altına sorduğumuz zaman da bu başvuruların valiliğe yapılıp bölgenin bir tescilli yayla olması kararının alınmasını istiyorlar. Bu da çok önemlidir. Çünkü gerçekten su havzalarının, kanyonların, Mersin'in incisi olabileceği su kanyonlarının olduğu bir bölge. Zaten hali hazırda da geçmişteki dönemlerdeki itirazlara baktığımız zaman Boğaz Pınar'ın bir es mücadelesi var. Boğaz Pınar'da zaten çevre köyler, bu köyler. Bir mücadele bölgesi var orada, bir pratiği de var. Şimdi yani hukuksal olarak baktığımız zaman kent hakkı ve çevre hakkı üçüncü kuşak anayasal haklardır. Bölgedeki insanlar kendi kent hakkı ve çevre hakkı çerçevesinde yatırımları istemiyorlarsa bunların insan hakları çerçevesinde yapılmaması gerektiği algısı vardır. Fakat bizim ülkemizde bu algı bu şekilde ilerlemiyor. Daha da çok yatırımların yapılması ve katma değer, ekonomiye ve sosyal yapıya katma değer katacak olan yatırımlara öncelik veriliyor. Halkın görüşleri ya da imtiyazları geri plana atılmaktadır. Bunun böyle olmadığını, bir bireyin kendi bölgesinde insanların, ya kendi bölgesi ilinde bir kent hakkının olduğu, bir çevre hakkının olduğu ve bunun da anayasada, çevre kanununda insanlara verilen bir hak olduğunu da bilmek gerekiyor. Buradaki insanlar, odamız, insanlar, bölge halkı, Mersin halkı bu kanuna nazaran itirazlarını yapmaktadır ve haklarını da aramaktadır. Ben olayı biraz daha genişletmek için başta Tarım Orkan Sen Mersin Şube Başkanı Yılmaz Kilim'e görüşlerini soracağım. Daha sonra da bölge halkı
neden itiraz ettiklerini, niçin itiraz ettiklerini ve bu sürecin nasıl olması gerektiğiyle ilgili kendi görüşlerini temsilcilerle birlikte herkesin de görüş verebileceği bir şekilde söyleyebilirler. Yılmaz Bey, buyurun. Boztepe, Kiseci ve Böyre köyleri, Tarsun 3 mahallesini etkileyecek olan bu proje aslında doğrudan kentte yaşayan insanları ilgilendiriyor. Şöyle ki, Berdan ve Pamukluk Barajı içme suyu havzasını besleyen Cehennem Deresi Vadisi üzerinde bir mermer ocağı yapılması planlanıyor. Mermer ocağı işletmesi yapılması planlanıyor. Bununla ilgili Sinan Başkan'ın dedi ki zaten MESKİ görüşünü belirtmiş. Fakat izlediğimiz kadarıyla çevresel etki değerlendirme sürecinin nihai chat aşamasına geldiğini görüyoruz. Bir kurumun konuyla çok yakından ilgili faaliyetin yapılacağı yer ve büyük bir nüfusu ilgilendiren bir konuda kurumun görüşünü dikkate almadan nihai chat raporu aşamasına nasıl geldi? Ayrı bir merak konusu. Kisecik, Böyleeri ve Boztepe halkları eğer bu konuda mermer ocağına karşı çalışmalarına devam ettiği sürece biz de sendika olarak onların yanında olacağız. Evet. Yani Faruk Baykar 74 yaşında emekli bir vatandaşım. Yılın 8 ayını Boztepe'de geçiriyorum. 4 ayını Mersin'de geçiriyorum. Benim gibi yüzlerce emekli orada yaşıyor. Ayrıca yüzlerce de köylü vatandaşımız yaşıyor. Bu yapılacak olan mermer ocağı bizim gibi insanların yaşam alanlarına tecavüzdür. Ben bu tecavüzü, benim yaşam alanıma tecavüz eden adamlara karşı her türlü elimden gelen mücadeleyi vermeye hazırım. Ocak faaliyete geçti diyelim. Kamyonlarla malzeme taşınacak. Ben kendim kamyonun önüne atabilirim. Yani benim yaşam alanıma tecavüz eden adamlara karşı başka türlü de mücadele edebilirim. Yasal yollara tabii ki deneyeceğiz. Her türlü deneyi yapacağız. Her türlü yerlere başvurmayı yapacağız. Ama baş edemezsek en son çare kamyonun önüne kendimi atarım. Teşekkür ederim. Bizim sesimiz olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Şimdi ilk bakışta Boztepe Mahallesi'nde mermer ocağı açılacakmış gibi gözüküyor. Lakin işin önümüzü öyle değil. Ben buradan bütün Mersin halkına sesleniyorum ki gelin bir görün. Bizimi etkileyecek sizin. Bizimi daha çok etkileyecek sizin. Gelin bir görün ve ne demeye çalıştığımızı, ne yapmaya çalıştığımızı zaten çıplak gözle göreceksiniz. Hemen içtiğiniz su dağın dibinden geliyor, ırmak oradan geçiyor. Yani bizim köyü %50 etkileyecekse Mersin'i %100 etkileyecek. Sadece bir Boztepe, Sezik, Böğürleri sorunu değil sorun. Yani ilk bakışta böyle Boztepe Mahallesi'nde mermer ocağı açılacakmış. Canım dinilebilir. Lakin Mersin halkı gelsin, görsün ki biz ne anlatmaya çalışıyoruz, neler yapılmaya çalışıyoruz. Zaten çıplak gözle görecekler, hiç kimseyi de dinlemelerine gerek kalmayacak. Kendileri kendi hesaplarını yapacaklar zaten. Gelsinler, çok uzak bir bölge değil, içtikleri suyun nereden geçtiğini, o bölgede bu mermer ocağının açılıp açılamayacağını, ne kadar uygun, ne kadar uygun değil, MESKİ'nin ne kadar doğru bir karar verdiğini zaten herkes görecek. Buyursunlar, gelsinler, halk karar versin. Ben bunu söylüyorum, yetkililerden de duyarlılık bekliyoruz. Allah rızası için bizim gerçekten yaşama alanımıza dokunmasınlar, devlete boynumuz kıldan incedir. Lakin her yerde bittikten sonra gelin baba açın olayı. Ama Bismillah'a demeden daha köyün merkezine gelip de açmak doğru bir şey değildir. Gidin dağlarda, insanların yaşama alanının olmadığı uzak yerlerde ocağı açın, illa ki bu yer altındaki kaynaklar kullanılacak. Buna itirazımız yoktur. Ama ilk gelip kolay diye köyün merkezinde maden ocağı açılırsa bu devletin de ayıbıdır, kimse kusura bakmasın. Önce insan yaşamının dışındaki olan
uzak bölgelerdeki insanlara yakın olmayan yerlerden açılsın eyvallah. Başımız gözümüz üstüne. Oralar bittikten sonra gelsinler burayı açsınlar. Ama hiçbir yerde bir şey yapılmamış daha. Hiçbir yerde bu ocak açılmamış daha başında. Köye en yakın yer neresi? Köyün merkezi neresi? Nerede bir maden var veya nerede bu ocağa uygun bir yer var? Oralar açılmaya çalışılıyor. Zaten bu bölgede bir tane taş ocağı var. Bir tane HES var. Artı Pamukluk Barajı yapılıyor. Büyük projeler var. Büyük yatırımlar var. Artı Pamukluk ikinci HES'i yapılıyor. Yani bu bölgede bu kadar yani bu kadar bir çalışma insanlığa biraz fazla gelebilir. İnsanlarımıza fazla gelir. Biz oranın bir çalışma sahası yani şöyle nasıl diyeyim taş ocağı, mermer ocağı değil de tescilli bir yayla olmasını, turizmin gelmesini istiyoruz. Biz bu şekilde o bölgeyi kalkındırmak istiyoruz. Söylediğim gibi ilk önce insanların yaşama alanının dışındaki olan yerlerde ocaklar açılsın. Ondan sonra gelsinler köylü, milletin zaten efendisidir demiş ulu önderimiz. Biz milletimiz için, memleketimiz için her şeyi yapmaya zaten hazırız. O zaman da her şey bittikten sonra gelsinler oraya yapsınlar. Ama ilk etapta gelip de vatandaşın hayaliyle oynamasınlar. Bizim hayalimiz orada güzel bir yayla, Çamlı Yayla'yla karşılıklı turizmin gelmesi, insanlarımızın turizmle kendini geliştirmesini isteriz. Yayla turizmiyle. Biz ocak istemiyoruz. Biz tescilli yayla istiyoruz. Evet, çiftçilik yapan vatandaşımız var mı? Hepsi çiftçi. Şöyle bir şey, yani bölge... Tek Ladin ağacı var. Ladin ağacı orman, Ladin ormanı var. O kolayla yetişen bir orman değil. Endemik bitkilerden yani. Hiç o bölgede başka o ormandan yok. Sadece o ormanı görebilmek için Çamlı Yayla'nın üzerindeki Toros Dağları'na çıkabilmeniz lazım görebilmek için. Başka yerde göremezsiniz. Hı hı. Tek orman, Ladin Ormanı, o kesecek, yapacak oldukları yerde var. Halka açız diyoruz. Buyursunlar gelsinler, Mersin gelsin, ne yapılmaya çalıştığını görsün. Net konuşuyoruz. Sadece Boztepe, Böğreğli, Kisecik sorunu değil. Tüm Mersin coğrafyasının sorunu. Sorun ilk bakışta küçük bir şey gibi ama daha böyle yüzünde çok farklı şeyler var. Zaten görecekmiş adamız. Yani onlar insani usluğunu korudu. Kalkıp da bizi askerimizle, ordumuzla aynı şekilde duracak değiliz. Ordumuzla karşı karşıya gelen bir millet değiliz. Ama işi bu noktaya da getirmelerini istemiyoruz yani. Bizim yaşama alanımız... Yaşama alanı tecavüz bu ya. Yani başka bir şey değiliz. Yani ordusuyla övünen bir milletiz. Kalkın, oradan askerler... Mahkum duvar mı? Ne bileyim, güvenlik güçleriyle bir savaş içerisine girecek halimiz yok. Bunlar olmadan bunu bu devletin görmesi lazım. Söyledik, gidin. Bizim Toros Dağlarımız var. Kimseye bir zararı olmaz. Ne madeni varsa gitsinler oralardan çıkarsınlar ki zaten çıkartıyorlar bazı bölgelerde. Devam etsinler. Yaşam alanına girmesinler. Ta ki o Toros bölgesinde, Toros Dağlarında mermer bitti artık. İhtiyaç orası kaldı. Başımız gözümüz üstü. Burası Tarsus'a ne kadar mesafede? 40 kilometre. 40 kilometre. 2 kilometre. Çamlı Yayla'da. Mersin'e de 45 kilometre. Bu su kaynaklarına... Pek yok, orada bir 15-20 dönüm kadar bir arazi var. Bu arazi de bir kişiye ait. Evet. Ama yani... Ek başka bir hissetme şeyi yok yani. Orman. Ama çok doğa harikası bir yer. Yeşil. Yani herkesin gidip görmesi lazım. Harika orada. İsteriz. İşte yani. Dedik. Bu sonuçta sadece bizim Boztepe köyünün sorunu değil. Kisecik biraz bahsedelim. Yani 2 milyonluk Mersin şehrinin içme suyuna komple her tarafa... Ayrıca milletin... Halatla da kesseler, tozunu suyla da kesseler, sonuçta nefek ödünüz ayrılır, kesilir. Peki taş ocağı var diyordunuz, hani faaliyette mi ocak? Evet evet, çalışıyor. Ve ne gibi etkileri var size? Mesela toz diyebiliriz. Taş ocağı mesela, taradikende taş ocağı var. Sizin hattımız üzerinde.
Aynı hat üzerinde. Garadiken'de taş ocağı var. Geçen ben Tarsus'a gidiyordum. Arabanın önüne bir taş yığını düştü. Yolun ortasına, Karadiken yoluna. Mesela şeyden Tarsus'tan çıktım dedi. 25 km yukarıda Karadiken taş ocağı. Herkes kesin görsün millete nasıl zararı var. Şu an zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçları başında yani. Beyaz toz. Yani çay önce burada çeşit şey ekmek yiyor diye binlerce kişi zeytini var. Kesinlik olmuştur. Ne gibi ürünler üretiliyor orada? Zeytin dediğiniz, üzüm dediğiniz. Zeytin üretiliyor. Mesela bu Karadiken var ama Bostepe'de de yanlış anlaşılmasın. Yerli domates, taş ocağının yakınlarında bağcılık mevcut. Zeytin ağacı mevcut. Orada narinciye in oluyor. Muz serası da var. Yani olmayan yok. Ama bizim Bostepe'de Mermer Ocağı'nın açılacak olduğu etrafta kiraz ağaçları, şeftali ağaçları, elma ağacı, domates, yazın domates. Yani İç Anadolu'ya giden bayağı yüklü bir domates oluyor Kisecik mahallemizde, bizim Boztepe'de, Böğreli'de. Yarın Mermer Ocağı açıldı mıydı? Buralarda domatesi bırak yani insan bile durmaz yani. Domates de herhalde tozun içinde olmaz. Bunun darbesini ben 2 yıl önce orada gördüm. Benim 10 ton falan domates vardı. 2 ton kadar domates aldık tozdan. Yolun etrafında o zaman taş ocağından mucur getirdiler, yola serdiler. Ama tamam, ama biz boynumuz kıldan önce belediye getirdi o zaman. Asfalt döktü. Peki o durum sizin ürünleri pazarlamanızda sıkıntı yarattı mı? Değerinde herhalde bir düşüklük oldu mu? Herhalde toz oldu muydu? Ürünleri kime satacağız? Yetişmez zaten. Varsa tozlu domates yiyecek olan, biraz yiyecek olan hep beraber yiyelim o zaman. Ama biz yemeyiz. Bir şey daha var. Şimdi o bölgede